belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini seçecek. Özgür bir şekilde, adil, eşit koşullarda sandığa gitsinler. Oradan çıkacak iradeye biz saygılıyız dedik. Ama özellikle iktidar kanadından hem yapılan açıklamalar, hem seçim çalışması yöntemlerine baktığımızda yerel seçimleri aşan bir çalışma yöntemi söz konusuydu. Şimdi biz bunların bir kısım sebeplerini seçim öncesinde biliyorduk. Hani hepinizle paylaşmıştık. Akdeniz Belediyesi'nin 2023 denetim komisyonu raporu aslında neden bu şekilde bir seçim çalışması yürütüldüğünü göstergesi. Akdeniz Belediyesi'nin iki şirketi var. Şirketlerinden bir tanesinde 10 kişi yönetim kurulu üyesi adı altında maaş alıyor. Şirketlerden bir tanesinde de 6 kişi yönetim kurulu üyesi adı altında maaş alıyor. Bu kişilerden Akdeniz eski belediye başkanı her ay 33.800 lira ücret alıyor şirkette. Evet. Her ay 33.800 lira şirketten ödeme yapıyor. Şimdi başkanlık maaşının dışında. Başkanlık maaşının dışında evet. Yani şunu biliyoruz. AKP döneminde şu meşhur hale geldi. 1 milyonun üzerinde maaş alan bürokratlar var bu ülkede. Yani devletin belirlediği bir maaş var. Ya bu maaş yetmiyor. 1, 2, 3, 5, 10 yerden ayrıca maaş alan bürokratlar var. İşte bir tanesi de Yurtak. Yerel seçimler bitti. Yerel seçimlerde Akdeniz Belediyesi el değişti. Ama seçim zamanı yapılan bir sürü hususluluk var. Bu hususluluklarımız peşini bırakmayacağız. Biz daha seçimlerden önce özellikle hayalet seçmen taşıma gibi bütün itirazlarımızı yapmıştık. İtirazlarımız tam netice alamadık. Ama hayalet seçmen işini organize eden kişilerin tamamını şikayet ettik. Kendilerine gazeteciyim diyen, seçmen kayıtlarını usulsüz bir şekilde taşıyan, Akdeniz'de yaşayan yurttaşların iradesini gasp etmek isteyen kişilerin bir kısmı şu anda Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetiminde. Daha önce bir seslendik, söyledik, ne söylemek istiyor? Yani bu konuda takdiri Gazeteciler Cemiyeti'ne bıraktık. Aleviye kırdığı üzerinden bir politikadan imtina ederken sadece söz söyleme yarışında belediyeleri görmedik. Biz somut atılması gereken adımları ifade ettik. Hem Mersin vekilleri olarak hem belediye eş başkan o zaman adaylarımız olarak. Bir lansman gerçekleştirdik ve o lansmanda öncelikle hedeflerimizden bir tanesi uyuşturucu ve mücadele ediyoruz. Çünkü gerçekten yani şu çok acıdır. Biz sokakta gezdiğimizde, halkımızın evine, hanelere girdiğimizde İnsanlar bizim ellerimize yapışıp ağlıyorlar. Kurtarın. Bu tekil bir şekilde bizim Mersin sorunu değil. Aynı zamanda gerçekten gençliği yozlaştırmaya, çürümeye, aslında bir kapan gibi almaya çalışan da bir şey. Dolayısıyla uyuşturucuya hayır demek yetmez. Uyuşturucuya karşı alternatif somut bir program inşa etmeye ihtiyacımız var. Elbette bunların ayaklarından bir tanesi belediyeler olacaktır. Yerel yönetimler olacaktır. Sadece Akdeniz Belediyesi'nde değil, bugün 12 ilçede bunu yapmaya ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'de bunu yapmaya gerçekten ihtiyacımız var. Bu sözleri de genel siyasete bizler taşıyacağız. Somut adımlarını ifade edeceğiz. O gün lansmanda da açıkladığımız sonra adımlarını atmaya belediye başkanlarımızın başladığı hem rehabilitasyon merkezleri, uyuşturucuya karşı aynı zamanda çocuk yaşam merkezlerinin, kadın yaşam merkezlerinin, gençlik merkezlerinin kurulması bunun alternatifini yaratılmasıdır. Çünkü dediğim gibi sadece hayır demenin getirdiği bir sürecin içindeyiz. Başka hakkın hukukun anayasanın eğilip büküldüğü gibi kafalarına göre kumpaslarla, kirli ilişkilerle partimizi emek demokrasi güçlerini, kadın vekiller başta olmak üzere iddiasız, desteksiz, temelsiz bir şekilde kara propaganda yapmanın hesabına da mücadele vereceğiz.
içeriğine dair şahsın çok da önemli değil ama şahsının ötesinde uyarıda bulunmak istiyorum. Kültür halklarını birbirine düşürmek adına gerçekten çok çirkin, kirli, ne yazık ki ucuz ama çok da tehlikeli bir operasyonel hamle peşindeler. Bizler ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok gördük savaştan medet umanları, kirli kumpaslardan medet umanları ama asla geçit vermeyeceğiz. Pazartesi günü de bu suç bölgesi tazminat davasıyla beraber, halkımızın içinde halkla beraber, mücadelemizle beraber bu süreci de defedeceğiz.